Ne zamandır hızlı okuma tekniklerini istiyordunuz? Hızlı okuyalım hocam, hızlı okuyalım hocam, hızlı okuyalım. Size animasyonlu hızlı okuma egzersizleri hazırladık. Böyle bu videolar galiba 2, 3, 4 bölüme kadar gidebilir. Yani hepsini çekip hepsini aynı gün yükleyeceğiz. Normalde bu videoları biz direkt katıl butonuna özel hazırlıyorduk. Ama dedik ki genele de bunların bir kısmını açalım. Muhtemelen ilk iki video genele açık olacak. Sonrakiler katıl bölümüne açık olacak. Baştan söyleyeyim. Bunu tersten almayın. Yorumlarda görüyoruz çünkü. Ya neden her şeyi katıla yapıyorsunuz? Ya normalde bunu katıla yaptık. Katıldakiler biliyor. Ama dedik ki ilk ikisini genele açalım. Hep beraber bu uygulamaları yapalım. Bu uygulamalar sırf bizim bulduğumuz muhteşem teknikler değil. Dünyada zaten kullanılan, YouTube'da da görebileceğiniz uygulamalar. Biz de size özel, telifi düşecek şekilde hazırladık. Yani daha önce tabii ki gördün çünkü dünyada yapılan uygulamalar. Yani ES metodunu zaten bütün hızlı okuma tekniklerinde görüyoruz. Peki hızlı okumanın amacı ne? Hızlı okumayla hızlı yemek yemek arasında çok büyük bir benzerlik vardır. Her türlü her neyse işte bir sandviç, işte yemek her neyse o vücudunuza girer. Mesela yavaş yavaş girerse, çok yavaş girerse ve çok hızlı girerse. Çok hızlı okursanız bazen kelime ve anlamları atlayabilirsiniz. Çok çok yavaş okursanız da bunu bitireceğinize bunu bitirebilirsiniz. Malum sürede, tatilde mesela. İdeal ne? Birazdan egzersizlere geçeceğim. Çok fazla egzersiz yapacağız. İdeal olan bu kitaptaki şöyle bir sayfayı, dolu bir sayfa bulalım. Şöyle bir sayfayı 30 saniye ile 1 dakika arasında bitirmeniz. 30 saniye iyi, güzel gidiyorsunuz. 1 dakika iyi, fena değil de daha da hızlansanız iyi olur. Çünkü böyle bir kitap aldığınız zaman bu kitap kaç sayfa? 200 sayfa. 200 sayfalık kitabı siz eğer ki 100 dakikada bitirebiliyorsanız ya da 120 dakikada yani 2 saatte iyi, bu güzel bir şey. Ama 4 saatte bitiriyorsanız, 5 saatte bitiriyorsanız normal yani bir şey diyemem ama bir hafta sürüyorsa şu kitap siz okumuyorsunuz. Siz hani dondurma yer gibi yalıyorsunuz kitabı. Çok yavaş gidiyoruz. Şimdi şu iki kitaba baktığınızda bir tanesi 500 sayfadır, bir tanesi 200 sayfadır. İkisi de benimdir. Bu iki kitaba baktığınız zaman ya güzel bu ince bir kitap, bu daha iyi, ben bunu daha rahat okurum diyorsanız demek ki okumaya çok arzunuz yok. Veya yavaş okuduğunuz için sıkılıyorsunuz. Buna baktığınızda bu daha iştah kabartıcı geliyorsa işte okumayı seviyorsunuz ve yeterince hızlı okuyabiliyorsunuz demektir. Biz bulmacalar yapacağız, göz egzersizleri yapacağız, sayı dizileri takip edeceğiz. Hatta size araba plakası bile takip ettireceğim. Manyak egzersizler var. Dünyadaki birkaç tekniği birleştirip doğru sıraya dizdik. Yani böyle gözlerinizin hele diye gitmeyeceği sıraya dizdik. Çok konuştum biliyorum. Gelin ilk egzersize başlayalım. Peki bu egzersizleri yaparken neye dikkat etmeniz lazım? Biz niye hızlı okuyalım? Onu da söyleyeyim, öyle başlayalım. Çünkü beyniniz boşta kaldı mı başka şeyleri düşünüyor. Kitap okumanızı engelleyen şeyi söyleyeyim. Açıyorsunuz buradan bir sayfa. Ne oldu? Ödevi ne oldu? Ona borcu. Ben bir Mete'yi arayayım ya. Melisa abi, Mahmut'u arayayım. İşte o zaman gidiyor. Yani beyin eğer ki siz yeterince hızlı kelime beslemezseniz başka bir şey düşünüyor. Bizim amacımız aşırı hızlı okumak da değil. Yani böyle öyle bir tane çocuk çıkmıştı Beyaz Şov'a. Şöyle yapıyor. Bu okuma değil ki. Sen fotoğraflarına bakar gibi. Bu değil. Bizim amacımız doğru hızlı okumak. Aşırı mega hızlı okuyup da rekor kırmak değil. Peki o zaman artık başlayalım hocam. Hızlı okuyacaksa ilk önce videoyu hızlandır. Hızlı dinleyelim. Çünkü siz hızlandırıyorsunuz şu alt köşeden. Bu arada lütfen rica ediyorum. Bunu her videoda söylemiyorum ama bu eğitim seti benim için önemli. Şu beğene basın, kanala abone değilseniz de olun. Çünkü bu emeklerin karşılığını evde olduğunuz bugünlerde bu şekilde verebilirsiniz. Çok mutlu olurum. İlk yapacağım şey çok basit. Bakın, ekranda bir şeyler yaptıracağım. Sonra göz egzersizleri. Yani yoracağız, yavaşlatacağız. Normalde de spor salonuna girdiğin zaman bir anda hadi diye her şeyi yüklenmiyorsun. İlk önce gelin bir 30 saniye size bir tavşan takip ettireyim.
Süper. Şimdi tavşanı bir kere daha takip edeceğiz. Bu kez tavşan ters yönde hareket edecek. Son bir kez daha aynı psikopat tavşanı takip edeceğiz. Bu kez biraz hızlı hareket edecek. Tamam. Şimdi yeterince tavşanı izlediniz. Şimdi birazcık klasik zikzak hareketi yapacağız. Lütfen gözlerinizi dinlendirmek için bu. Birazdan ekrana gelecek zikzakları gözünüzle takip edin. Ama gözünüzle takip edin. Etrafta başka sesle sizi uyaran mesaj bilmem ne vesaire olmasın. Çünkü muhtemelen bu videoyu sizden şöyle izlemenizi isteyeceğim. Bugün izlediniz ya, yeterli değil. Bir 3 ya da 4 gün arda arda 3-4 kere değil videoyu. Bunun bir faydası yok. Gözünüz bir süre sonra hedef diye gider. Lütfen bugün yaptınız, bir gün ara verin ya da vermeyin. Ertesi gün bir daha izleyin. Ertesi gün bir daha izleyin. Bu şekilde devam edin. Peki şimdi zikzak egzersizi. Tamam, yeterince sizi tavşan kovalattık, zikzak yaptık. Şimdi her birinizin ömründe bir kere yaptığını umduğum kelime bulmaca yapacağız. Çok basit. Size 4 tane kelime vereceğim. 1 dakikada süreniz var, sayaç var. O 1 dakika içerisinde bir zahmet 4 tane kelimeyi bulun. Tamam, şimdi birazcık yine dinlenme zamanı. Göz kaslarınızı birazdan ekranda göreceğiniz gözlere uygun şekilde hareketlerle çalıştıralım. Süper. Madem okuma olayını takip ediyoruz, kelimeler bizim dostumuz olacak. Kelimeleri takip edeceğiz. Yani size kitabı okuyun dediğim zaman kelime, 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 kelime diye gideceğiz. Bu yüzden de kelime egzersizi de yapıyoruz. Lütfen şimdi kelimeleri takip edin.
Güzel. Şimdi burada birazcık soluklanalım. Kitapları yazarken bunu da yazarken şuna dikkat ettim. Şekillerle, resimlerle şişirmedim özellikle. Dedim ki ya kelimeler kolay aksın. Satır araları doğru olsun. Okurken hani bir yandan bir şey katsın ama bölümlerde rahat porsiyonlarla olsun. Şimdi ben yazarken buna dikkat edeyim. Aynı şeyi bunda da görürsünüz. Aynı taktik bunda da vardır. Bu kitapta bölümlerden oluşur. Sık sık bölümlere gider farkındaysanız. Hep yeni bölümler başlıyor. Sebebi şu. Benim yazarken bu yaptığım şeyi okurken siz de yapmalısınız. Okuyacaksanız ya hayal gücünüzü çalıştıracak romanlar okuyun ki romanda daha hızlı okursunuz. Çünkü bir sonraki sayfayı merak ettiğiniz için hızlı çevirirsiniz. Ya da kişisel gelişimse parçalı şeyler okuyun. Fontları aşırı büyük olan şeyleri okumanıza gerek yok artık. Yaş büyüdü. Hadi bakalım ufaktan tekrar hızlanalım videonun sonuna doğru. Yine bir zikzak. Gider sizi var 30 saniye. Peki şimdi zikzağa çok benzeyen bir obje takibi var. Biliyorum bunlar sıkıcı gibi geliyor ama emin olun vücut geliştirmeye başlayan da bir anda gidip en baba hareketleri yapmıyor. Olabildiğince halk sistemini biz Türklere uygun şekilde gidiyoruz. Bir de şu altıgen objeyi takip edin. Şimdi geldik son iki uygulamaya. Sondan bir önceki uygulamanın amacı gördüğünüz şeyleri ne kadar hatırlıyorsunuz? Yani tamam kitap okuyorsunuz. Şırırır. İki sayfa sonraya geçince ya da kitabı bırakıp geri gelince kitabı hatırlamıyorsan hızlı okumanın bir anlamı yok. Yani şeyi yaşıyorsunuzdur. Ayraç kullanmayın. Boş ver. Çıkart at ayracı. Kitabı okudun. Nerede kaldık en son? Tamam. Bunu okudun mu? Oo, ben biraz daha geriden okuyayım. Anlatabildim mi? İzlediğiniz diziyi sürekli unutsanız aynı olay. O yüzden lütfen bakalım birazdan ekranda göreceğiniz 18 obje yerleri değişecek sırayla. Kaç tanesini 1 dakika bittiğinde hatırlayacaksınız? Gözünüz gördüğünü ne kadar hatırlıyor? Evet geldik finale. Final yine kelime bulmacaydı. Bu sefer iddiayı biraz büyükseltiyorum. Tam 8 kelime bulacaksınız. 8 kelime için 2 dakika süreniz var.
İlk egzersiz bölümünün sonuna geldik. Bitirdiyseniz ikinci egzersize geçmeden önce tavsiyem. Ben tavsiye edeceğim de yapmayacaksınız. Yarın bunu bir kere daha izleyin. Sonra ikinci egzersize geçin. İkinciyi de iki kere izledikten sonra hepsini bir sonraki gün ya da iki sonraki gün toptan bir tekrar edin. Bunlar ya hep okları takip ediyoruz, hep kelime buluyoruz falan filan. Gözünüz bırakın, alışsın lütfen. Benim tavsiyem tabii ki bu. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda, ki o da kanala bugün yüklendi, görüşmek üzere.